Biyolojik olarak hepsini kullanıyor olsalar da günlük hayatta bunları %10'unu bile kullandığını düşünmüyorum. Sıfırını. Ha %7'sini kullandım, ha %100'ü. Değişen ne? Şu anda %100 ama %50 olur mu? %50 olursa insanlık için çok büyük bir gelişmedir. İnsanlar beyinlerinin yüzde kaçını kullanıyor? Yani ortada dolaşan işte beynin %10'unu kullanıyoruz ama bu yanlış bir bilgi diyenler vesaire var. Yani bence hiçbir bilgim yok. %70'ini kullanıyoruzdur. Bir dayanan var mı? Yok. Aklıma gelen bir şekilde söyledim. Biyolojik olarak hepsini kullanıyor olsalar da günlük hayatta bunları %10'unu bile kullandığını düşünmüyorum. Ya kızıyor, ya seviyor, ya küfür ediyor, ya da sarılıyor. Ben buna nasıl bir katkı değer sağlayabilirim veya acaba işime geliyor mu diye düşünmüyor. Sadece düşünmeden duygularıyla hareket ediyor. Vallahi ben önce insanlar akıllı olursa %100'ünü kullanmaları lazım. Kaçını kullanacak? Hepsini kullansın ki akıllı olsun. İnsanlar beyninin yüzde kaçını kullanır? Şimdi bu konu hakkında tartışmalı şeyler duymuştum. Bazıları %100'ünü kullandığını iddia ediyor. Bazıları da %10 gibi küçük bir şey söylemişti. Böyle bir duyumum var. Sadece insanlar beyninin %10'unu kullanılığı bir laf var da bence o bir mit açıkçası. Yani tam olarak bir bilgim yok ama o bilginin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Sizce siz beyninizin kaçını kullanıyorsunuz? Yani bu soru %60'ı 70'i falandır. Yani hiçbir fikrim yok, şu anda tamamen sallıyorum. %40. %40. Nereden biliyorsunuz? Ya, tahmin ediyorum. Duyduklarıma göre. I think I read like 60% or something like this. Last call? Maybe a little bit fewer. I don't know. Sıfırında. Hatta hiç. Türkiye'de yaşayan insanların çoğu zaten hani beyni olup da kullanamayan tipler. Yani sanırım bir %10 diye bir şey var. Yanlış bilgi var ama hepsini kullanıyor sonuçta. Bu arada tebrik ederim. Doğru cevap. İnsan beyninin %100'ü kullanılabilir. Evet. Sevindim. Bunu ben kişiden kişiye değiştiğini düşünüyorum. Hani motor fonksiyonlar açısından bence tamamını kullanıyor birçok insan, elini kolunu kaldırma açısından ama duygusal ya da işlem yeteneği olarak bunun ortalama %20'lerde falan olduğunu düşünüyorum ya. %3'ü diyebiliyorum ben. Ya bilim insanlarının söylediği araştırmaya göre ama tabii o enerjiyi, frekansı falan bilmiyorum. Ya bilimsel bir şey bilmiyorum. İnsan beynin yüzde kaçını kullanıp kullanmadığı önemli değil. Beynin fonksiyonu nedir? Bunun ne demek olduğunu ve tefekkürlerin metotları vardır. Mesela düşünce metotları. Şöyle dejenerasyon vardır. Derin düşünce vardır ve aydın düşünce vardır. Bunların üçü nedir? Mesela bunlar da önemlidir ama soru eğer ki beynin yüzde kaçını kullanıyor isek bu bence yani gereksiz bir soru oluyor. Çünkü bizi asıl gayeden ayırıyor. Gaye şu olması. Beynin fonksiyonu ne? Bizi hayvandan ayırt eden nedir? Onda da beyin var, bizde de beyin var. Ama düşünen insandır. Düşünce nedir? Bence bu sorular çok önemli. Çünkü yüzde kaçını kullanıp kullanmaması bilmiyorum nereye götürecek. Yani yüzde yüzünü kullansa ne olacak? Yüzde yedisine. Eğer ki hani şöyle söylentiler var. Yüzde beş var, yüzde altı var yüzde. Böyle söylentilere ben de rast geldim. Ama soru şu. Ha %7'sini kullandım ha %100'ü. Değişen ne? Ben yine de düşünüyorum. Bence böyle. İnsanlar beyninin yüzde kaçını kullanır? İnsanlar. Faruk Eczaneşi. İnsanları bilmiyorum da ben 80'li 90 arası kullandığımı düşünüyorum. Sosyal medyada falan öyle birkaç yazı okumuştum. Günden güne de çok değiştiği oluyor bence. Tam olarak bilmiyorum da ben gerçekten bazı geceler %0'ını kullanıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece yaşıyorum. İnsanlar beyinlerinin %100'ünü kullanabiliyorlar. Nasıl kullanabiliyorlar? Sinan Canan diyor ki bir insan eğer psikolojik veya bedensel bir rahatsızlığı yoksa beyninin %100'ünü kullanabilir. Öyle mi? Kullanabilir ama yani kullanmıyor. Yani kullanmayı tercih etmeme de bir seçenek tabii. Ben biraz daha kalbimle hareket ediyorum. Kalbimle hareket ettiğim için de bence beynimi tamamen işin içine sokmuyorum. Bu yüzden eğer %70'ini kullanıyorsak ben %55'ini vesaire kullanıyorum diye düşünüyorum. %60'ı 70'i falandır. Yani hiçbir fikrim yok, şu anda tamamen sallıyorum. Aynıdır herhalde yani %40, %45 o civarlarda bir şeydir herhalde. Bu çok muallak bir durum. Yani duygum, o anki ruh halim, motivasyonuma göre değişiyor. Ama tahminimce kötü ruh halindeyken %5'i, çünkü saçma kararlar verebiliyor insan. İyi bir moddaysam eğer bence yarısını kullanıyorum. Yani ben bu zekayla %100'ünü kullanıyorumdur kesinlikle. Ben %100'ünü kullanmaya çalışıyorum. Bu arada doğru cevap. Gerçekten doğru insanlar beynlerinin %100'ünü kullanabilir. Cevap. Kızım tabii doğru cevap. Ben 70 yaşındayım. Boşuna yaşamadım ki bu yılları. Ya. I don't know, like everyone, like 60% or something like this. How do you know that? I don't know it, but I can imagine because the most things we do with our brain, we don't realize we do. Kendimce beynimin %5'ini falan ancak kullanabiliyorum. Peki insan beyninin aslında %100'ünü kullanabileceğini biliyor muydunuz? Eğer yani, hiçbir fiziksel veya mental bir
eksiklik yoksa. İnsan beyninin %100'ü kullanabilmesi için süper bir şey olması lazım. Yani süper bir insan olması lazım. Sonuçta dediğiniz yani vücudu idare eden, onu yönlendiren, biçimlendiren beyindir. Ama beynin %100'ünü kullanma ihtimali çok zayıf. Mantıklı değil her şeyden önce. İnsan beyninin %100 kullanılması demek doğadaki bütün, dünyadaki, yeryüzündeki bütün çelişkilerin de çözülmesi demektir anlamına geliyor. Dolayısıyla da bunun da mümkün olmayacağına göre şu anda %100 ama %50 olur mu? %50 olursa insanlık için çok büyük bir gelişmedir. Yani şöyle söyleyeyim, bence sadece id duygularımı yapabiliyorum. Yemek yemek, işe gitmek yapabilmek. Onları kısıtlayan zaten birçok şeyler var. Şu an pek kullanabildiğimi sanmıyorum. Bir yüzdelik veremeyecek misiniz? %10. %10. Bazen %20. Belki oyun oynarken hür oruyorsun ya böyle serotonin salgılıyor. %50, %60 falan ama genelde %10'dur herhalde. Bu arada insan beyninin %100'ünü kullanabiliyor. Evet. Benim de tepkim böyle olmuştu. Bir aha anı yaşadım. Değişiyor. Yorduğum zaman daha çok kullanıyorum. Yormadığım zaman yani ben de %20'sini kullanıyorum her insan gibi. Tabii. Çok tuhaf sorular bunlar. Mesela ben misal vereceğim. Beynimin %1'ini kullansam, siz de %2'sini kullansanız arasında hiçbir fark olmuyor. Yani çünkü şöyle bir şey var. İnsan beyinde veyahut da bilimsel alanlarda yanılabilir. Ama bir şeyin var olmasında. Mesela yer çekimi. Şimdi bunu bıraktığınızda düşecek. Yer çekimin var olması burada kanaat getiriyor. %100'lük oluyor. Ama yer çekimi, ben şimdi mesela Almanya'da okuduğum için yer çekimi bir formülü var. 9.86 Newton saniyede Newton diye. Şimdi bu bilimsel alan olduğu için yanlış olabilir. Ama yer çekimi var olması kesin. Şimdi beynin yüzde kaçını kullanıyorsun veyahut da kullanıyorum. Eğer ki bir ne bileyim yani bilimsel alanda bir araştırma varsa bu da yanlış olabilir. Beynimin yüzde yarısını kullanıyor olabilirim. %50'si yani. Evet, %50'sini kullanıyor olabilirim. İnsanlar beyinlerinin yüzde kaçını kullanıyor? Onu bilemem ki ben. %100'ünü bazıları çok nadir de olsa kullanıyor. Ama yani tavsiyem beyinde 3 bölüm var. Nöron sistemi var, limbik sistemi var. Bir de yani 3 bölüme ayrılır. 2 lob var aslında. Mesela şöyle düşün. Kötü ve iyi. Lobları da öyle düşün. Kötü ve iyi. Yani sağ taraf kötü iyi düşünürken sol taraf kötü düşünür. Nasıl hani şeytan sol omuzunda, melek ötük omuzunda filmlerde görüyorsun öyle. Limbik sistemi sürüngen sistemdir. Mesela seni biri öldürmeye kalktığı zaman sen kurtulmaya çalışırsın. O sürüngen sistemdir. Kaçarlar yaşam mücadelesi. Yani limbik sistemi bizim beynimizde vardır. Kurtulmaya çalışma ölümden. Nöron sistemi sadece düşünce sistemi. Yani düşünürsün hesapları nereye koyayım, ne yapayım, ne edeyim yani hesabı. Bir sistem daha vardı, onun ismini unuttum denondana. O da yani çok zeki insanlarda bulunuyor. Bu dünyada iz bırakmış insanlarda bulunuyor o sistem. Her insanın düşüncesi ayrı değil. Kimi mental düşünür, kimi düz düşünür. Ama benim bildiğim yani yaşadığıma göre erkekler böyle düşünürken kadınlar böyle düşünüyor benim düşündüğüme göre. Ama hepsi içinde demiyorum. Bir de saf bölümü var, bir de iyi bölümü var insanların. Saf bölümü mesela kötü insan çok zeki benim düşünceme göre. Çünkü düşünüyor, kötülüğü düşünüyor. İyi insanın bir şey yapma olanağı yok. Çünkü iyi, bir şey düşünmez. Anladın mı? Bir de birbirini hiç sevmeyen bir halk bizim halkı. Yani artık yeter, bırakın birbirinizi sevin, birbirinizi tutun, birbirinizi kollayın. Normal bir şey üret, çalış, güzel bir şey yapacağına bizim yani bizim toplum gidiyor. 2 dakikada, 2 saniyede kötü şeyleri daha zeki yapıyor. Ya güzel bir şey yapsana, madem senin kafan çalışıyor, güzel bir şey yap. Doğru mu?